Evet arkadaşlar merhaba. Bugün 23 Mart 2023 Perşembe. Saint-Cloud Hipodromu'ndayız Fransa'da. Evet güzel bir program var bugün. Arkadaşlar böyle şartlı bilir de döşemişler bugün. Şartlı bir koşusu 3 tane. Şartlı bir koşusu var. Hemen değerlendirmelerimize geçelim burada. Birinci koşu şartlı bir ile başlıyor. 7 Lipres'e 16.25'te 2 yaşlı İngilizler ilk kez koşacaklar 900 metre. Evet ya tabii para konuşur burada. Ben şöyle söyleyeyim size. Öncelik 8 numaralı Kunserta küçük kuponlarda 7 lipresi ben küçük oynamak istiyorum diyenlere tek önerimiz bu 74 bin euroluk Safkan Goken yavrusu Kunserta. Cüncert artık nasıl okursanız onu öyle. Arkadaşlar. Evet. Bu Safkan'a rakip noktasında 30 bin euroluk 13 numara var. Bu 13 numara Gattaski Dedal Simon Plank. 38 bin euroluk 4 numara var rakip noktasında Grandson of Kalix Rosario Mangan. Ve 20 bin euroluk 1 numara var Chester Sky Chrysan Demura ve fiyatı belli olmayan bu Mikonyan Mikel Bazona. 8 küçük kuponlarda banko 13, 4, 1 ve 2 diyoruz. Maksimum Gion bu tip şeyleri pek affetmez arkadaşlar. Yani ama diğer atlar ikili oynarsanız veya bayısı oynarsanız onlar için geçerli olabilir tabi. Evet yine ikinci koşu altının ilk ayağı böyle şartlı bir ile başlıyor. Tam böyle TJK'nın ekmeğine yağ sürülmüş şekilde. İlk ayakta yatan yatan hemen beşli ganyana geçilmesini ümit ediyorlar. Basma makinesi var zannediyor herhalde herkes de bunlar. Evet şartlı erkek 3 yaşlı İngilizler 2000 metre için piste çıkacaklar. Arkadaşlar burada yine para konuşur tabi de 5 numaralı Barbate Augusto Madamet'le en pahalı safkanı biliyor. 400 bin euro. Bu safkanın değeri 400 bin euro. 400 bin Türk euro. 400 bin Avrupa Birliği eurosu. Avro bir de. Evet öyle bir de Avro dedi okunuyor. 9 numaralı Silver Crack Christian Demirer'e 120 bin euro. Yalnız bu atın bu GC Ruggedlar biliyorsunuz iyi antrenör grubu. Bu atın bu 5 numaraya geçme olasılığını daha yüksek görüyor otorite. Onu da size hatırlatayım ben. Evet bu safkanlara rakip noktası 13 numaralı Ragnarok Thomas Trullier'le. Ve bu safkanın da geçecek olanlardan bir tanesi de bir numaralı Broadfield Tony Picone ile. Onun fiyatı belli değil. 5, 9, 13, 1. Ama 5 burada arkadaşlar bakalım nasıl çıkacak gerçekten ama burada 9 numarayı daha ön planda tutuyor. Otoriteler her ne hikmetse. Üçüncü koşu listed 4 tıkar İngilizler. Pardon. 2400 metreye çıkacaklar. Burada arkadaşlar iki tane safkan gördüğünüz gibi ön planda. 5 numaralı The Good Man, Morgan Darrell'le ve 7 numaralı Fasol, Maxim Gion'la. Yalnız burada kafa karıştı. Şöyle söyleyeyim bakın bu kadar basit gözüküyor. Çok basit gözüküyor. Ama biri 200 gün, diğeri 173 gün ara. Ancak burada size 3 tane daha at vereceğiz. Bunu sizler bu atların içerisinden hepsini yazmak zorundaysanız seçebilirsiniz. 1 numaralı Our Greece, 2 numaralı Always Welcome ve 9 numaralı Melo Melo, Mikel Barzalona'yla. Bana göre yarışı bu Melo Melo kazanabilir. Gerçi 167 gün bu da arası var. Ama burada arkadaşlar 1, 2 ve 9 numaralı safkanlara da bir bakın. İçinden seçtiğiniz varsa yazarsınız ancak normal şartlar altında bu iki tane safkan dışına kolay kolay çıkacak gibi durmuyor. 4 numarada günün buradaki vay be sürprizini yapar. Onu da söyleyeyim. 4 numaralı Safkan burada bir şekilde farklı belgeler ama o 4 numaralı Safkan Pride of America ile ilgili bilgiyi de vereyim. Normalde İngiltere'den geldim Safkan. Compiègne'de Haziran ayında geçen sene koştu ama tekrar İngiltere'ye alındı. Bir deneme yapıldı anladığım kadarıyla. Ancak bu at normalde İngiltere atı. İstiyorsanız eğer saf İngiltere atı bu aslında burada yani GB diye yazması lazım Pride of America'nın.
yazmamışlar onu. Neyse. Öyle bu safkanı da düşünebilirsiniz. Yani 4, 1, 2, 9 ve 4 olarak da bunu düşünebilirsiniz burayı. Dördüncü kuş şartlı bir yine arkadaşlar. Hani buraya kadar yatmamış olan varsa burada bakalım ne yapacağız. Şartlı dişi 3 yaşlı İngilizler ve 2000 metre. Şartlı bir değil ama şartlı bir statüsünde böyle enteresan bir 2000 metrelik ilk kez koşacak olan safkanları bir araya getirmişler. Burada. Evet arkadaşlar burada da 4 numaralı Karankova, Christoph Semenyon'a alternatif Banco. 260 bin euroluk bir safkan bu. 6 numaralı Siren, Gallum Trolley de Prevu. Bu da 150 bin euroluk bir safkan. Yani burada para konuşur diyorsanız 2 tane at burada yeterli. 4 ve 6. Ama diğer safkanlar var. 3 tane daha safkan var. Burada fark yaratabilir. 11 numaralı Ronea Ekürler'den 11 ve 10 arkadaşlar. 3 numaralı Seabreaker Mikel Barzalona ve 2 numaralı Exuma Christian Demuro. Evet bu safkanların da bu iki tane safkanın arkasından gelirleri var. 6 ve 4 arkadaşlar. 4 260 bin euro. 6 150 bin euro. Diğerlerinin fiyatları belli değil. 5. kuşu handikap 3 yaşlı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Evet 5. kuşu da burada 10 numaralı Kaya, Maxim Gönlü Alternatif Banko. Bu safkanın rakip noktasında 2 numaralı Bozo ve 8 numaralı My Universe, Mikel Bazon ve Tony Picone gibi 2 tane usta jokey var. 1 numaralı Vivernus, Alexis Pushin, 3 numaralı Limperouf, Edu Hardwin ve 12 numaralı Cengiz Fear. Evet, bu Cengiz Fear, evet, Cengiz Korkusu. Cengiz Secret'ın. Evet. Aygır Cengiz Secret denen bir vatandaş. Arkadaşlar 10 alternatif banko 2 ve 8 ekürler 1, 3 ve 12 numaralı safkanlar diyoruz. 5. aya geçiyoruz şimdi. 6. koşu. Handikap 3 yaşlı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Burada 1 numaralı Molly Wesley, Mikel Barzolona ile Banco arkadaşlar. Grubunu da bulmuş. Gayet güzel geçmişlerine falan da baktık. Tam böyle yerinde mis gibi bir burada grupta koşacak. Hemen ben bununla ilgili bilgiyi de vereyim size. Molly Wesley, Mikel Barzolona ile. Arkadaşlar bu safkan Marsilya'da, Cagnes-sur-Mer'de, Şantili'de her yerde koştu. Saint-Cloud'da da koştu. Safkan çok güzel bir yükselme grafiği içerisinde ve Usta Jockey 2 Mart'ta Marie Velon bindi buna. Ama Usta Jockey şimdi burada Mikel Barzona biniyor ve şu anda bu grup ona hafif geliyor. Onu da söyleyeyim size ve tahminimiz kazanacaktır diye düşünüyoruz. 7. kuşu Handicap 4 Kuleli İngilizler 2400 metreye çıkacaklar. Evet günün son koşusu burada. Baktığımız zaman ilk atımız 3 numaralı Inca Man, Maxim Guyon. 6 numaralı Titan Tony Picone. 1 numaralı Viesna Simon Plank. 2 numaralı Rudie Marley Neon ve 9 numaralı Puff Dakota Agustin Madamet. Evet, bunu baz aldık biz. 9'u baz aldık. 3, 6, 1, 2 ve ekürler 9 ve 10 diyoruz arkadaşlar buraya. Evet, buradaki safkanlar içerisinde de özellikle Titan'a baktığımız zaman Chantilly'de güzel bir performansı var. Saint-Cloud'da uzun zamandır Saint-Cloud'da koşmamış arkadaşlar. Nisan 2022'den beri Saint-Cloud'da koşmamış. Ama burada bugün bu grup, uygun grupta dikkat arkadaşlar bu hatta. AGF'si düşük de çıkacak olabilir bu Titan'ın. Ama yazmadan geçmeyelim. Evet. Böylece burasını da tamamlamış oluyoruz. Saint-Cloud Hipodromu'ndan arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Görüşlerimizin sonundayız. Yarın Vaal var. Yani bugün Vaal var. Gabsin Park var. Pinjarra Park zaten yayında bunlar. Gabsin Park için premium üyelik gerekiyor. İzmir ve Kocaeli var. İzmir'de güzel bir çalışma yapıldı. 8 koşulu programda. Onun için de premium üyelik gerekiyor. Kocaeli zaten yayında onu izliyorsunuz arkadaşlar. Kocaeli şu anda açık zaten. Evet arkadaşlar böylece herkese bol şanslar diliyorum. Bir sonraki yarış gününde tekrar görüşmek üzere. Bu arada herkesin Ramazan'ını da kutluyorum arkadaşlar. Tüm İslam aleminin, Müslüman dostlarımızın
Ramazan'ı kutluyorum ve bol bereketli bir Ramazan ayı geçirmemizi diliyorum. Hepimize sağlık, mutluluk ve afiyet dolu. Hoşça kalın.